Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi yepyeni bir seriye başlayacağız. Ben bir süre daha ara vermek zorunda kaldım kanala. Aslında bir ara vermişliğim vardı, sonra döndüm. Fakat hala yazlıktan kendi düzenime, kendi evime dönemediğim için bir süre daha ara vermek durumunda kaldım. Birçok videosuz bırakmamaya çalıştım sizi ama tabii eski düzenimi de bulamadım. Çünkü video çekecek yer bulmak çok zor, sessizlik bulmak çok zor. O yüzden dedim ki yani kalitesiz video yapıp çekeceğime hızlı hızlı aman çekeyim bitsin işte yeter ki video olsun kanalda diye bir video çekeceğime dedim. Eve döneyim. Düzenime döneyim. Ondan sonra rahat rahat videolarımı çekmeye devam edeyim diye düşündüm. İlk olarak da bu yeni çıkan Cottage Living paketiyle ilgili bir video çekmek istedim. Aslında önce Creative Sim ekranındaki gelen şeyleri ve bu inşa bölümündeki gelen eşyaları incelemek gibi bir düşüncem vardı. Paketi hemen alamadım maalesef. O yüzden ben de inceleme videosu çekmek yerine hadi dedim serimize başlayalım. Tabii serinin ilk bölümüne başlayamadık. Önce bir karakterlerimizi dedim bir düzelteyim, düzenleyeyim. Öyle bir video çekeyim. Giriş videosu gibi olsun. Sonra dedim seriye başlarız. Ama seriye başlamadan önce eğer evlerini düzelteceğim videoyu da görmek isterseniz onu da video olarak çekerim. Ama yok, sen evi arka planda yap. Biz hemen seriye geçelim. Biz paketi merak ediyoruz diyorsanız da hemen ben arka planda evlerini düzenlerim, seriye geçeriz. Eğer daha önceki canlı yayınlarımı, YouTube canlı yayınlarımı izlediyseniz bu seriye hangi karakterlerle başlayacağımızı biliyorsunuzdur. Ama izlemediyseniz ben size söyleyeyim. YouTube canlı yayınlarında biz Karadul serisi yaptık. Karadul serisi çektik. Sadece canlı yayında oynadım ben Karadul serisini. Onu bitirdikten sonra yani final yayınında bana arkadaşım Plumbob Game dedik bence bu karakterlerle sen çiftlik hayatına başla. Çünkü 10 tane sim öldürdükten sonra biliyorsunuz ki 2 tane çok tatlı toddlerlar, bebekler evlat edindik. Bir de kedi sahiplendik. Dedik ki hadi o zaman o hayattan daha sade çiftlik hayatına bir dönüş olsun. Yani Violet'ın hayatını değiştirmesiyle alakalı bir seri olsun diye düşündük. Tekrar teşekkür ediyorum Plumbob Game Merve'ye. Çok sağ ol Merve. Teşekkür ederim bana bu fikri verdiğin için. Bu arada onun da kanalının linkini açıklamalara bırakacağım. Onu da ziyaret ederseniz kanalını çok sevinirim. Zaten gerçi kardeş kanallarda var kendisi. Oradan da bulabilirsiniz kanalını. Tekrar teşekkür ederim Merve sana. Bu arada tekrar karakterlere geçiyorum. Violet'ı biraz daha değiştirdim. Çünkü dedim ki Karadul'dan farklı bir hayata geçiş yapacağı için hani tanınmamak adına, yeni yerde, yeni şehirde tanınmamak adına olan parasıyla kendisine değişiklik yaptırmış olsun. Sadece adını soyadını değiştirmedim ama değiştirsem mi diye de düşündüm açıkçası. Sonra neyse hadi böyle kalsın dedim. Tamamen de ana karakteri değiştirmeyeyim. Tabii ki yaşı yetişkindi. Onu genç yetişkin yaptım. Serinin gidişatı için. Onu genç yetişkin yaptım. Bir de toddlerlarımız vardı. Toddlerlarımızı tabii tipleriyle birazcık oynadım, tiplerini değiştirdim. Bir de zaten paketin eşyalarını kullanmak istediğim için, paketin saçlarını, aksesuarlarını, kıyafetlerini kullanmak istediğim için onlarla hepsini bir düzenledim. Kedimize bile bir kıyafet giydirdim. Ben bu paketi çok merak ediyorum. Gerçekten çok heyecanla bekledim paketi. Elime geçince gerçekten çok mutlu oldum. Aldığım zaman çok mutlu oldum ve hemen oynamak için sabırsızlanıyorum. Daha hiçbir video izlemedim bu paketle alakalı. Hani çok fikrim olmadan başlayayım diye düşündüm. Bu arada işte burnuyla ağzıyla da biraz oynadım. Burnunu değiştirmedim, pardon. Biraz göz şeklini değiştirdim Violet'ın. Konudan konuya atlıyorum ama biraz göz şeklini değiştirdim. Çok hoşuma gitmedi gözleri. Bir de dudakları da çok hoşuma gitmedi. O yüzden birazcık işte onlarla oynadım. Kaşını falan değiştirdim. Hani dediğim gibi yeni bir yaşama başlayacağı için bu onun ikinci şansı diye düşünebiliriz. Yeni bir hayata, yeni bir yaşama başlayacağı için kendisini de biraz değiştirmek istesin
istemiş diye düşündüm. Biraz daha sadeleştik tabii bu arada. Eskiden daha koyu makyajlıydı, daha gösterişliydi. Şimdi biraz daha doğal diyelim, doğal bir hale geldi. Bu arada trendlerini de değiştirdim, hayat amacını da değiştirdim. Ona göre paketi uyum sağlayacak trendler yaptım. Siz de zaten videoda görürsünüz. Dediğim gibi bundan sonra evlerini yapacağım. Yani parasız başlatacağım. Çünkü parasını bağışlamış olsun diye düşünüyorum. Kendini değiştirmiş olsun, kendine küçük bir ev almış olsun, bir çocuklarıyla beraber küçük bir yuva kurmuş olsun. Geri kalan bütün parasını da bağışlamış diye düşünelim. Daha önce yaptıklarının affı mı diyeyim artık bilmiyorum. Onun da affı olmaz ama. Neyse, kanala tekrar döndüğüm için gerçekten çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Aslında ufak bir vlog daha çekmiştim. Vlog videolarım daha vardı. Ama montajlayamadım. Henüz montajlayamadım. O yüzden onu yayınlar mıyım bilemiyorum. Bakacağım artık. Herhalde önce ilk olarak bu video gelecek. Sonrasına bakacağız. Dediğim gibi bu seri için çok heyecanlanıyorum ve sadece okuduklarımla alakalı fikrim var. Bu paketle alakalı. Henüz bir video izlemedim. Umarım siz de bu seri için heyecanlanırsınız, mutlu olursunuz. Umarım çok güzel bir seri olur. Hepimiz eğleniriz bu seride. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Hepinizi gerçekten çok özledim. Kora vermedim ama gerçekten kanalı da çok özledim. Sizleri de çok özledim. Oyunu bile açmadım. Oyunu bırakın bilgisayarı bile açmadım. Tamam, o zaman şimdilik benden bu kadar. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın.